Hoş geldin. İyi akşamlar. Tweet TV stüdyolarından herkese merhaba. Merhaba. Tweet TV'ye hoş buldum Yalçın. Hoş geldin Hakan. Yalçın merhaba, abi. Nasılsın? İyiyim kardeşim. Sen? Kardeşim hoş geldin. Olgun lan. Olgun abi. Olgun da buradaymış. Olgun abi kardeşim. Ne yapıyorsun? Oğlum ne abi, yapıyorsun abi lan? Direkt girsene ya, hoş geldin Hakan. Bugün 20-12. Baba giremedi o, kafası şey oldu da ben ama bir şey söyleyeceğim. Siz izliyorum çok iyi lan. Çok teşekkür ederiz Hakan. Cidden biz takip ediyorum. Vallahi diyorum ya, etmeyen to. Ne olsun? Şey olsun. Söyle abi. Totosu düşsün. Evet sevgili dostlar. Gözlüğü kaybettim de çocuklar. Onun için gözlük kaybettim. Evet sevgili dostlar. Yalçın bugün gözlük giderse askerlik kep gibidir gözlük. Diyorsun. Yani konuyu mesela böyle düşürmeyelim, yükseltelim konuyu. Tamam abi, hep beraber birbirimizi yükseltelim, evet, tamam mı? Bugün konumuz TT Trend Topic oluyor değil mi? Yanlış telaffuz etmiyorum. Trend Topic, tabii. Bir şey soracağım baba. Şimdi Almanya'daki, İngiltere'deki trend topiklere baktığın zaman adamlar işte Torricelli'den, Einstein'dan bilmem. Onlar biraz sığlar. Van Gogh'dan. İyi de biz bakıyoruz garip şeyler. Hoca şimdi bak, Twitch'çiler Newman'ın tweet olayında kendi starını yaratmaktır. Bu adamlar hazır malzeme üzerinden gidiyor. Einstein, yaz, yürü. Ama bir Hilal Cebeci, bir efendim... Doğuş. Esra Ceyda. Adamdaki yazıcıya bak. Esra Ceyda. Saksıyı almış, koymuş. Nasıl bir şey olmaz? Bayağı şey yani. Evet. Yaratıcı. Yani bu mudur yani? Bu mudur yani? Vallahi diyorum. Yok, biz hemen şunu söyleyeyim. Çok yaratıcı insanlar var. Hatta dünkü bölümünüz müydü? Ha, dün... Onda böyle... Sağlam Twitch'lerin fotoğraflarını bulmuşsunuz. Helal olsun. Nerede buldunuz? Vallahi Yalçın parayla mı satın aldı? Nasıl buldu? Dün 16 tane Twitter fenomeninin fotoğrafını, ne iş yaptığını ve hangi şehirde, hangi ülkede yaşadın? Ulan gizli kendini, kimliklerini açıklamıyor. İfşa ettik, resmen ifşa ettik. İyi yaptınız, iyi yaptınız. Çoğu da dışarıda biri yazılım mühendisi, biri genetik mühendisi, biri hiç mi doğmalı insanı burada ya? Mühendisi. Hiç mi böyle bir köfteci? Paçoz vardı Overlock'u. Ha o paçoz yalnız bir var, bayağı yerden işte bulundu. Bu bir Twitch'çilik başarısıdır. Bu Twitch'çilik başarısından dolayı sizi tebrik ediyorum. Estağfurullah. Hakan bir şey soracağım. Cevap bana oraya değil, bana versene. Teşekkürler. Bir şey soracağım. Buyurun abi. Yıllardan beri televizyoncusun. Değil mi? Evet. Abi hep siyah giyiyorsun sen. Evet. Demin de sormuştum bu soruyu. Bu ne? Kotu mavi ne olacak? Kotu mavi abi kadrajdan çıktım. Ona gördüm. Kotun gibi niye siyah giyiyorsun? Nereden alıyorsun? Genelde nerede giyiyorsun Hakan? Siyah asil bir renk. Ben siyahı seviyorum. Mesela bakın hanımefendi de siyah giymiş. Siyah iyi günler. Siyah güzel renk değil mi? Kim var başka? Sinan Çetin var. Sinan Okan. Okan. Cem Yılmaz da ben varım, siyah. Hanımefendi var, o siyah giyiyor. O hanımefendi de siyah giyiyor. Evet. Moruk evet. Siyah, güzel bir renk yani. Beyaz da güzel. Siyah evet, asıl ilk TT'mize geçeyim. Evet. Cumartesi çalışanlar ne düşünüyorsun? Vay canlarım benim ya. Üzülüyorum ben onlar için. Sen ne düşünüyorsun? Abi bırak şu işleri ya. Estağfurullah. Hayır. Evet sevgili dostlar devam ediyoruz. Cumartesi çalışanlarla ilgili ne düşünüyorsun? Çalışacak. Hafta içi de çalışanlar. Adamın yüzü düştü be. Baba cumartesi günü çalışanlar. Ama o işçi onun için. Manitadan bir gün daha fazla mahrum kalan, kız arkadaşıyla Beyoğlu'nda gezemeyen değil mi? Evet. Mesela pazar günü ne oluyor? İstihdarcası şöyle bir enflasyon var. Manitayı koluna takıp gezen insanlar, güzel görüntüler bunlar. Aşksal bir enerji yayılıyor. Peki cumartesi gününde çalışma olmasaydı, pazar günkü manita yoğunluğu olur muydu? Olmazdı. Abi düşerdi. Şu enerji biraz da bize gelsin. Bölünür müydü? Evet. Onu kapar mısınız? TV stüdyoları yeri hayır. Sen bir de sürekli ağlıyorsun. Sevgilin yok mu senin? Yok abi, burada da mesela sosyal medyaya bakın. Herkes aşk acısı çekiyor. Ve dışarıda elle dolaşanlar, yiyişenler. Baba onlar bu pazar günü... Yiyişenler demeyelim. Seviye düşünmeyelim. Onlar bu pazar günü burada. Sana da yakışıyor. Yaşıyorlar. Hafta içi ayrılıyorlar. Hafta sonu onlar Twitter'dan ayrılık mesajları atıyorlar. Bir de şöyle yapıyorlar. Mesela kız arkadaşını Twitter'da yok. Kız arkadaşı takılıyor. Mesela bizim bir arkadaş vardı. Kız arkadaşı varken şey yapıyordu. Facebook'ta onu engelliyordu. Kendi takılıyordu rahat rahat. İstanmaz sonra şeyde katlanıyor. Dolduruyorlar. Evet. Sevgili bulunuyor. Niye evet. Oluyor abi? Bilmiyorum. Özgüven eksikliği. Yok özgüven değil aslında. Şöyle bir şey var. Biraz ilişki iyi giderse kapatacak. Gitmezse yeniden teyze dönecek. Hakan bir şey sor. Hep bugün konuğumuzsun. Benzemez kimse sana da belki daha önce de çalıştığınız birlikte. Ömür Gedik aklına ne düşünüyorsun? Ömür Gedik. Can. Büyük candır hem de. Ömür Gedik. Abi biraz abartmıyor mu? Abartmıyor. Abartmıyor. Abi bir saniye. Hakan mı senin adın oğlum?
Estağfurullah ya. Ya bir saniye daha. Ya, o değil, sorun arkadaş da. Bir konuşmadın, stüdyoyu terk edeceğim. Hayır hayır, sence abartmıyorum biraz. Abartmıyor. Bir şey söyleyeyim sence abartmıyor. Bazı şeyleri egzajere edersen eğer, daha fazla insanı, insanın seni takip etmesini sağlarsın. Bu noktada da, şimdi bir şeyi egzajere ediyorsa 10 tane de doğru şey söylüyor. Bir kere hiçbirimizin, hani o abartmayan arkadaşlarımızın çoğunun belki de hassas davranmadığı konularda ülkemizi, insanları bilinçlendiriyor, biraz daha bilgilendiriyor. Yani biliyorsunuz sokak hayvanları, köpekler, kediler, yaşayan tüm canlılarla ilgili hassas bir insan olması dalga geçecek bir durum değil bence. Sayın Hakan Kağan Bey, ben de şunu soruyorum. Ömür Gedik'le yakın bir ilişkiniz var mı? Tanıyor musun? Yani biraz arkadaşım. Ömür arkadaşım, evet. Ha, ondan biraz objektif olamayabilir. Hayır, ben gayet objektifim. Yok, o zaman sana... Aklın yolu ver abiciğim, mal ortada. Mal derken, hikaye ortada yani. Yok, sıkıntı yok. Evet. Hikaye ortada. Ya yakın arkadaşın olunca ben objektif olamayabilirim. Yok abi, ben Ömür'ün dobra söyleyeceğinden eminim. Ömür'ün duygusunu, insanlığını biraz daha tanıyarak anlayabilirsin. Çünkü biraz soğuk gibi görünen bir kadındır. Evet. Ama özünde o kadar iyi, o kadar sıcak, o kadar duygulu, hisli bir insandır ki bunu ifade edemem ki. Bu belli zaten işte. Kaçımız bir sokak hayvanları için en son ne yaptık? Şey yaptım. En son barınağa gittik oğlum, barınağa. Oo, geçen Cihangir'de toplandık. Yalçın da vardı, unutmuş. Ha, yürüyüş mü? Şeylerin önüne kap koyduk. Evet. Yürüyüşte de vardı. Yok yok, bir de şey soracağım Ömür Gedik'le ilgili. Abi şimdi sen meslek olarak televizyoncu sunuculuk yapıyorsun. Ya bir izin verin ya. Sunuculuk yapıyorsun. Sinemada ya da... Yok değil mi sinema filmi? Var var. Var mı? Pekala abi, bir insan yazar, çizer, ressam, müzisyen, sinema eleştirmeni, oyuncu. Bir insanın kaç tane istiyor? Bana mı sordun bunu? Yok, Ömür Gedik'in bu title'ları var. Ha. Çok zeki bir kadın. Şimdi kalemin kuvvetli olabilir. Kuvvetli yazıyor. Şarkı söylemekle ilgili böyle bir eğitim aldı. Hatta bizim yarışmamızda da bulundu. Kazandığı bütün parayı da Açiko'ya verdi. Yani hepsinde çok iyi olamayabilirsiniz. Bazıları hobileriniz olabilir. Böyle bakmak lazım. Bazıları onun için hobi ama bazıları da sevdiği iyi olduk onlar. Evet. Öyle düşünüyorum yani. Senin yok mu abi? Bırak şu kaş göz hareketini. Senin yok muyuz? Sorun mu? Sorun mu abi? Gerçi kime kaş göz yapıyorum merak ettim. Ben orada mesela kime kaş göz yapıyorsun? Kız arkadaşım olacak birisine göz ediyorum burada. Kız arkadaşım olacak da tanıyor musun? Şu an var mı? Tanıyorum. Tabii var. Belki yok ama olacak belki. Bu gözden sana olabilir. Gece bir giriyorum Oğlum, Twitter'a. Oğlum var ya, göz kaş hareketlerinin olacağı varsa da olmaz. Ben açık konuşayım, yanlış anlama. Öyle mi sence? Biraz cool takılsan. Ha böyle şey mi? Bak Orgun'un bir sürü fanı var. Benim arkadaşlarım soruyor kim o yakışık herif diye. Ha tamam. Seni de soruyorlar. Ne diyorlar? Erkek arkadaşlarım soruyor seni. Hakan, pahalı. Bugün işte vallahi bu güzel. Ben Hakan'a küçük bir soru soracağım. Küçük derken? Şey, abi hiç ters uçan sinek gördün mü? Ben öyle bir arayış içinde olmadım. Duyuyor, bırak arayışı. Duyuyor, hiç ters uçan sinek gördün. Görsem yüz vermem. Kaçar, hayır. Bunlar görsek kaçar. Hayır, bunlar nasıl tavana konuyorlar? Ters uçmuyorlar, konuyorlar. Hayır, hayır bak, tavana nasıl konuyorlar? Baba, işte... Sen dünden beri bu soruyu soruyorsun. Ters uçan bir sinekse görmedim. Kim uçamaz? Ama... Hayır, bunu bilim adamları açıklayamamış. Slow motion yapıyorlar. Baba, onlar ama manyak. Onları da neyi açıklayacaklarını şaşırıyorlar. O değil de. Evet. Hiç bir şey sordu. Dünya var. Hayvanların... İstatistik var. Hayvanların... Merhaba, tamam. Ben bulamışım. Bunu değiştirebilir miyim? Çok pardon. Aa, bunu niye değiştirmek istiyorsunuz? İnteraktif bir program, sorun değil. Bir şey söyleyeceğim. Tamam. Bunu değiştirebilirsiniz. Evet. Şey, değiştirmeyin bunu. Ben arkaya geçiyorum. Evet sevgili dostlar, bir bize ayrılan süre daha böyle... Hayır, bir bize ayrılan süre sonuna gelmedik. Geldik. Bir saniye. Geldik. Ben izin vermiyorum, bunu denemeden hayatta bitirmem. Estağfurullah Hakan Bey. Bunu niye alınmadı, ben bunu merak ediyorum. Evet sevgili dostlar, bize ayrılan süre... Hayır, izin veremem. Evet sevgili dostlar. Bize ayrılan sürenin sonuna gelmedik. İnanmayın. Hayır, evet sevgili şey dostlar. Bize ayrılan sürenin sonuna hiçbir zaman gelmedik. Niye? Çünkü... Evet sevgili dostlar. Bize ayrılan süre yok çünkü. Var. Bize ayrılan süre yok. 10 dakika. Bizim programımız kim ayırdı? Formatı. O süreyi kim ayırdı? Ben ayırdım. Süreyi. Bu organizasyonu... Hocam bu bize ayrılan sürenin sonu yok. Hakan sana olmadı bu yalnız sana ya. Bu şey videonun değil, başlığını da değiştirelim. Hakan Kaya bilmem ne giydirdiler. Bunu niye beğenmediniz? Geri vermek istiyorsunuz, değişim yapmak istiyorsunuz. Evet, tamam, tamam. Sevgili dostlar. Evet, biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Yapımda yayında emeği geçen Olgun'a teşekkür ediyoruz. Niye herkese demiyoruz? Çünkü Olgun
Hem sunuyor, olgun. Hem kameranın arkasına geçiyor, doğru mu? Evet, evet, evet. Açık buradan konuşayım. Seviyesizim adama sevgiler sunuyorum. Bizi destekleyen, bütün retweet yapan bütün arkadaşlara ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Taci Kalkavan'a. Taci Kalkavan, yalnız dünkü yazdığı tweet'i silmiş. Ona yine de teşekkür ediyorum. Yalçın Bey'e şimdi alkış alabilir miyiz? Alamaz mıyız? Peki, tamam.